Merhaba arkadaşlar. Sizin sorularınızdan devam ediyorum. Çavuşoğlu arkadaş R25 için 4500 TL civarında deri ekipman iyi olur demiş. Deri ekipmanda biraz sıkıntı çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey. Diyelim işte 4500 lira olduğu için deri ekipmanların, iyi dayanıklı kaliteli ekipmanların montları 2600 lira civarından başlıyor. O yüzden de tekstil bir mont önererek bunu örnekleyeceğim, giyim önerisi vereceğim. Diğer deri önerilerini aşağıda yazacağım. Onların fiyatlarını da aşağıda yazacağım. Bunların fiyatlarını da aşağıda yazacağım. Şimdi R25 için önerilere geçelim. Ne tarz bir kask veriyoruz buna? Racing bir makine olduğu için K5S, yani fiberglass bir kask öneriyoruz. Renkli bir model koyduk buraya. Zaten R25'te mavili bir motor olduğu için bunu da zevk olarak daha uygun olacağını düşündük. Tabii ki farklı renk ve desen seçenekleri de mevcut. Farklı marka modellerde de yine R25 için kullanabilecek, pozisyonundan ötürü rahat, gönül rahatla kullanabilecek modeller mevcut. Örnek olarak AGV'nin 399 evet. Euro'luk bir kaskını tavsiye etmeyi öngördük. Evet, bunun ne gibi özellikleri var? Yani dış kabuğu ne mesela bunun? Fiber midir? Fiberglass dediğim gibi, aynı zamanda şöyle açıp gösterirsek, yani güneş vizörü mevcut kaskta. Yine racing motorlarda oturuş pozisyonuna uygun bir kask. Şöyle şekil olarak da gösterirsek, spoiler mevcut, güneş vizörü mevcut. Yani konfor olarak da, yani ciddi anlamda yeterli diyebileceğim bir kask. Hani yani hafiflik de bir nebze öyle. Şu anda ortalama 1450-1500 gram civarında bir ağırlığı var. Bedenine göre değişiyor. 50 gram artıyor, eksilebiliyor. Evet. Havalandırmalara uygun. Havalandırma evet. Çıkışı kapatılıp arkada, açılabiliyor evet. Aynen. Arkada spoiler'ın arkasında hava çıkış kanalları var. Ön tarafında ve üst tarafında elle idare edilebilir hava kanalları var. Ön tarafında hava kanalı var. Çene perdesi var. Burada double D bir bağlantısı var. Evet. Çene pedleri oldukça iç pedleri oldukça rahat. Bir de bunun sertifikası falan var mıydı ya? Onları hatırlıyor musun? Hatırlamıyorsan zaten ben seçeneklerde veya linklerde belirtiyorum zaten. Şimdi buna uygun monta geçelim. Mavi bir mont seçmek istiyorduk. Fakat hani şu anda elimizde yok. Onun yerine bunu sunuyoruz arkadaşlar. Revit'in Air Force modeli. Yine racing motorlara uygun mont olduğunu öngördük ve fiyat olarak da uygun, kampanyada bir ürün. Yani bir de sen demişsin ki yani çok koyu renk olmasın. Hani bunun en azından için dışında beyazları var. Beyaz şeritleri var. Aynen. Dirseklerinde reflektif şeritleri ve sırtındaki logosunun etrafında reflektif şeritleri mevcut. Ön tarafı full file, terleme bölgeleri full file, sırtında omurilik bölgesi file ve yine aynı şekilde böbrek kısımları, yani terleme bölgelerine denk gelen kısımlar file. Spor bir mont olmasına rağmen biraz uzun bir yapısı var. Kendi pantolonlarınıza dikebileceğiniz fermuar parçasıyla geliyor. Belini de kapatabiliyorsunuz. Yani opsiyonel, yazlık kullanabileceğiniz nadir güzellikte kampanyalı montlardan evet. Bir tanesi. Şunları da belirtelim. Kolu bileği çıt çıtlı, fermuarlı. Kolunun içinde şöyle çıt çıtları var. Kolunuza göre tam oturabilmesi için. Tabii, bisepsi ayarlayabiliyorsunuz evet. İstediğiniz gibi. Boynunda da aynen iki tane çıt çıtı var. Onu da kademeye göre değiştirebiliyorsunuz. Tamamen file olduğunu söyledik. İçi de nefes alabilir. İçinde de bir tane burada cebi var ve beli ayarlanabiliyor. Yani belini de sıkabiliyorsunuz. Şurada cırt cırt aynen. Yerleri var. Böyle bir mont. Montla birlikte tabii sırt korumasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet. Bedenine göre değişiyor sırt korumanın bedenleri, boyutları. Onun evet. Dışında bir de eldiven, yine racing motorlara uygun Revit'in Chevron 2 eldivenini tavsiye ediyoruz. Bunların karbon korumaları mevcut, parmaklarında soft korumalar, aynı zamanda fileli bir yapısı olduğu için yazlıkta kullanabileceği rahat ve deri bir eldiven. Slider'ı da mevcut biliyorsunuz. Kaza esnasında aslında refleks olarak yere ilk değen yer elimizin kenarları ve slider'ın öneminde daha önce kaza tecrübesi olan arkadaşlar varsa ciddi anlamda bunun öneminin bilincindedir. Ben de bir tane kazamı anlatayım. Nasıl geliştiğini çok fazla anlatmayacağım. Nereye ilk çarptığımı anlatacağım. İlk önce bileği çarptım. Bilekten sonra çarpılan ilk yer vücudunuzun tamamen ağırlığı bileğe yüklendiği için bilekten sonra çarptığınız ilk yer dirseğiniz oluyor. Aynen. Dirseğinizden sonra omzunuz oluyor. Yani şöyle bir kademeli şekilde düşüyorsunuz. Tabii. Ben bunu 3 tane kaza yaptım. O 3 kazada yaşadım.
yaklaşık %80 böyle düşüyorsunuz. Ama hani önden çarpmalarda tabii böyle düşmüyorsunuz. Ama bu çarpmalarda ilk önce bilek, dirsek, omuz korumaları gerçekten önemli. Şimdi eldiven önerisi verdik, değil mi? Bunun da hani bir sürü zaten her yerinde deliği var. Bu aynı zamanda yazlık bir eldiven, değil mi? Tabii yazlık. Yani yazlık yaz dönemi olduğu için. Yazlık ve deri bir eldiven. Yani bunun yerine bir tane şey yapacağım. Sonra deri mont için bir tane link paylaşacağım. Ona linklerden bakabilirsin. İşte Çavuşoğlu arkadaşımız. Bir de şey söyleyelim. Ne denir? Pantolon ve bot tavsiye edelim arkadaşa. Pantolon konusunda da opsiyonlu, yani pantolon tekstil veya deri pantolon isteyebilir. Ama bizim tavsiyemiz yine Kevlar pantolon, Tek 90 markası olur. Pantolonlarda da aynı şekilde birçok model desen mevcut. Zevke göre değişeceği için hani hepsini burada sergilemek istemedik. Şu anda deri pantolonumuz da yok galiba zaten, değil mi? Var mı? Yok, mağazada. Şu anda mağazamızda deri pantolon yok. Yani alternatif olsun diye söyledim. Pantolon konusunda da desenleri, modelleri işte birçok seçeneği olduğu için onları burada sergilemek istemedik ama Kevlar pantolon şiddetli tavsiye olur. Çünkü sürtünmeye karşı yüksek dayanıklı bir kumaştır Kevlar. Pantolon da aynı zamanda kalça ve diz korumaları dahil olduğu için onlar da yüksek derecede işini görecektir. Bot konusunda da yine çok fazla seçenek olduğu için yani tavsiyem yine Jupiter olur, TCX markasının. 4 mevsim kullanabileceği bir bot olur. Yazın da çok rahat giyer. İşte terleme yapmaz, koku yapmaz. Gore-Tex özelliği olduğu için. Yani kışın da soğuğa ve suya, çamura karşı dayanıklı, yani yüksek dayanıklı diyeyim. Dayanıklı demek biraz şey olur. Kaymaz tabanlı. Yani işini görebilecek bir bot. Ama yani racing motor olduğu için arkadaşlar racing kullanıcıları daha çok biraz daha gösterişli, biraz daha renkli modelleri tercih ediyorlar. Onlarda da yani mağazamda çok seçenek yok şu an gösterebileceğim ama internet sitemizde onların zevkine uygun birçok model var. İnternet sitesindeki modellerin hepsini mağazada depolayamıyoruz. Birkaç tane onları şey yapacağım arkadaşlar. Önce onları getireceğim. Link olarak paylaşırsan veya aynen getirip burada da sergileyebiliriz arkadaşlar ürünleri tanıtmak adına. Şimdilik R25 için önerilerimiz bunlar arkadaşlar. Görüşmek üzere.